85 lira mı çıkıyor? Bunun altında kestirdiği zaman besici hayvanla sahip çıkmış mı oluyor, çıkmamış mı oluyor? Sen haklısın. Ben evet. de diyorum ki besici ahıra koyduğu malı evet. hemen satmıyor. 8 ay sonra satıyor. Evet. 8 ay sonrasına hocam. Kadar bu fiyatlar yerini bulur. Bir, benim hesabım her zaman için şudur arkadaşlar. 140'dan çıkmıyor hocam. Kilokta çıkmıyor hocam. Bak bir şey diyeceğim. Benim hesabım hep şu. Malı kaça sattığımla ben ilgilenmiyorum kardeşim. Evet, ben bir tane hayvan sattığım zaman ahıra kaç tane hayvan bağladığımla ilgileniyorum. Şimdi ben 90'a satayım kilosunu. Bir tane hayvan satayım. Yerine iki tane hayvan bağlayayım. Ben para kazanamam. Şimdi diyorum ki size, bak ha, hesap makinesini hocam, açtı. Dur bir dakika. Bir saniye şunu açtı. Dur. 400 kiloluk karkastaki bir hayvanı 80 liradan keserse 32 bin lira para toplar. Evet. 10 bin liradan 3 tane hayvan alır baba. Dur bir saniye hocam. Eskiden bir tane hayvan kesip 3 tane hayvan alamıyordun. Evet haklısınız. Olabilir, şey demiyorum. Evet. Kazanç budur şimdi, abi. Alper hocam ne kadar demiştiniz? Besiyemin kilosu 240. Ben 4-5 ayda çıkıyor değil mi hocam? Tamam. Ağır besiye gittiği zaman. En iyisi 5 ayda ağır besiye çıkıyor. Bu parite 240'tan hesaplamıyorum Alper Bey. Neden hesaplıyorum? 190 TL'den hesaplıyorum. Tamam. 192.2 çarpı 90 TL dediğin zaman 198 TL çıkıyor besiyeminin fiyatı. Yani biz 4 aylık fazla 190'dan yem aldıysak ortalama 170'ten de almış olabiliriz. 160'tan da şu anda 220'den de almıştık. Onun için bu çıkıyor yani. Ya, biz onun için asıl şu. Bak, esas ben sattığımla aldığım ne? Ben daha fazla hayvan alırım ve içeriye uygun hayvan aldığım için açığı mı bundan kapatayım? Açığı oradan kapatayım. Biz, bak bu fiyat yukarıya çıkarsa yarın öbür gün alacağım hayvanın fiyatı da içeride artacak. Arttığı için ben daha az hayvan alacağım. Bugün 3 tane almak mı? 2 gün sonra 2 tane hayvan almak mı daha kâr? Ama bu fiyatlarıyla hangi besici bu hayvanlara bakabilecek? Baba, bu da ayrı bir sorun. Abi bak, ben iş ahırımdan bugün etlenmiş 50 tane hayvan satarsam 150 tane hayvan bağlayabiliyorum. Aynen. Senin dediğin gibi 90'a sattığım gün canlı malın fiyatı artarsa 50 tane hayvanı satarım, 100 tane hayvan bağlarım. Benim 50 hayvan arada kaybolur gider. Esas karlılık, bir taneyi sattığında kaç tane aldığındır. Evet, 1,5 veya 2 almalısın. Bitti. Şu anda diyorum ki, bak ben 20 yıldır sektörü takip ediyorum. Evet. Bir hayvan satıp 2 hayvan aldığımız dönemi yaşadım. Bir hayvan satıp 2 hayvan alamadığımız dönemi de yaşadım. Bir hayvan satıp 3,5 hayvan aldığımız dönemi de yaşadım. Şu anda piyasa yüksek, kabul. Ama arkadaşlar bir tane 400 kiloluk tosun sattığın zaman şu anda 3 tane dana alabiliyorsun. Rahat rahat. Ben diyorum ki malı süründürme, malı sat, git malını topla, keyfine bak abi. Hocam size bir soru sorayım. Sonra. Siz şimdi besiyi hesapladınız değil mi? Evet. Besi 6-8 aylık yemin fiyatına göre hesapladınız. Ben süt yemini aylık alıyorum. Sütü de aylık faturamda süt aynı alıyorum. Şimdi süt yeminin fiyatı şu anda 300'ün üzerinde hocam. Tamam. Evet. 300'ün üzerinde süt yemi. Bir de şimdi sütün fiyatını açıklayın. Sütün fiyatı şu anda 4.50. Ben zarar ediyorum. Etin fiyatını da yükselttik. Çatır çatır inek kestireceğim ben abi. Doğru değil mi? Hacı abi haklı. Şimdi et piyasası arz talebe göre şekillenebiliyor. Ama süt piyasası öyle değil. Süt piyasasında maalesef bir ulusal süt konseyi, bir alıcılar yani fiyatını kontrol edemediğimiz bir durum var. Ben bunu şöyle özetlemiştim geçmişte. Cenab-ı Allah stoklanması mümkün olmayan ürün üretene yardım etsin. Şimdi sütün zaafı ne? 3 günden fazla tutamıyor olmak. Eğer biz bir malı 3 gün değil 30 gün 20 gün tutabilsek istediğimiz parayı zaten öderler. Ette ne yapıyoruz? Diyoruz ki son 1 yıldır sağ olsun Yakup kardeşimin de gösterdiği gayretlerle kardeşim bu bizi kurtarmıyor satmıyoruz diyoruz. İnsanlar da bize itibar ediyor satmıyor. Geçen birisi yazmış. Abi kuzu basıyor 50 de olucu dedin hani nerede? Önünün köründe. Oğlum beklersen olur. Biz bir yerde olduğu için değil, olmaz için söylüyoruz. Kurtarmıyor kardeşim bu. Kurtarmıyor hocam. Ne yapıyor? Biz bu açıklamayı yapınca adam mezbahaya malı götürmüyor. Götürmeyince de fiyat kendiliğinden olması gereken yere geliyor. Para kazanabilir duruma geliyor. Ama süt için bu böyle değil. Süt birilerinin insafında, birilerinin iki dudağının arasında kaldığı için soruna dönüşüyor. Ama sen haklısın. Et de sonuçta sütün problemiyle et de yara alacak. Şu anda problemin temeli süt. Sütün fiyatı olmadığından biz bu krizleri yaşıyoruz. Hocam bu ESK et fiyatını şu anda yükseltir mi sizce? Bak ESK ile ilgili geçen bir paylaşım yaptım. Evet. Bundan önce de yapmıştım.
Kardeşim bir adam avcı olsa vurduğu hayvanın etini getirse verirse 60'a vermez. Piyasa 77, 80, 85 olmuş. Hala et ve süt kurumu 60 lira yazıyor orada. Yani oradakileri ben anlamış değilim. Ne yapmak istiyorlar onu da bilmiyorum. Kimse onlara bu fiyattan mal da vermez. Neyse videomuz 13 dakikayı geçmiş. Başka bir video çekelim. Bir dakika başka bir video çekelim orada söyleyelim. Bu videomuzu YouTube'da yayınlayacağız. Anlaşamadık Yakup Konan'la. O diyor ikinci referandum hocam. İlle 85 olsun, 90 olsun diyor. Ben de diyorum ki kardeşim 80 iyi. Satın yerine 3 tane hayvan bağlayın keyfinize bakın. Mevzu bu arkadaşlar. Ama üreticinin gerçek sesi Yakup Konan. Evet. Allah'a emanet olun.